bir fotoğrafla başlayacağız. Fotoğrafın da bir kısmını vererek başlayacağız. Gündemin başlığında sizlerle paylaşmıştık. Bunun altı da var. Halının göründüğü, yani tamamıyla fotoğrafın bulunduğu bir yer. Ama onu size, onu sizle paylaşmak istemedim. Zira hürmeten paylaşmak istemedim. Bu Eda Taşpınar'a ait bir fotoğraf. Sosyal medyada çok konuşuldu, tartışıldı. Bu fotoğraf nedeniyle şüpheli sıfatıyla Eda Taşpınar ifade verdi. Ne demiş ifadesinde bakalım. Şöyle Eda Taşpınar'ın ifadesi. Otele giriş yaptık diyor. Sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra fotoğraf çekeceğim alanı belirlemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafından bulunan bir alan gördüm. Orada iki Japon turist fotoğraf çekiyordu diyor. Ama kesinlikle böyle bir fotoğraf mıdır? Ayrı bir konu. Burada fotoğraf çekilebileceğini düşündüm diyor. İki Japon turist fotoğraf çekilirken. Bu Japonlar da bu arada Japon atasözleri falan bilirsiniz. Yani Japon atasözü der ki diye Twitter'da bir caps vardır. Ve onu savunan, ya Japonya'da böyle bir atasözü yok falan. Japonlar tabii kendilerini savunamayacaklar şu anda. Biz öyle bir fotoğraf çekilmedik camide diye. Neyse, içerisinin bir ibadethane olduğunu bilmiyordum. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bu hususta bana bir uyarıda bulunmadı. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim demiş Eda Taşpınar. Şimdi şöyle, Eda Taşpınar serbest kaldı. Serbest kalması tabii ki isabetli. Yani biz niye isabetli? Şimdi daha önce çünkü biliyorsunuz Gülşen üzerinden çok tartışmıştık. Bu imam hatiplere hakaret etti meselesi üzerinden Gülşen'in tutuklanması Türkiye'de siyaseten çok tartışılmıştı. Eda Taşpınar'ın yaptığı nedir? Buna bakacağız şimdi. Bir Müslüman bir ülkede, yani halkının büyük bir çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede yaşayan birinin asgari, ki buna da gerek yok, yani başka bir ülkede yaşasanız ne bileyim bir kiliseye bir yere gittiğinizde onun kilise olduğunu anlarsınız. Onu işaret eden bir takım emareler vardır. Burada da var. Biz fotoğrafın bütününü vermedik. Yani o halıyı sadece bir camide, bir mescitte görebilirsiniz. Mesela öyle bir halıyı. Japon turistler de öyle bir kıyafetle öyle bir yerde fotoğraf çekilmiş midir? Bilmiyoruz. Bunu konuşalım istedik. Hatta bunu bir ilahiyatçıyla mı konuşsak diye düşündük önce. Sonra dedik ki hayır, biz bu meseleyi bir üstadla, tarihçi bir yazarla, Murat Bardakçı'yla konuşalım. İlahiyatçının meseleye bakışı belki çok farklı olabilir diye. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Ana Haber'e merhabalar. Hemen size bırakayım sözü. Nasıl değerlendirirsiniz? Nedir bizim burada geleneğimiz, dikkat etmemiz gereken? Fotoğrafla ilgili ne düşünüyorsunuz? Buyurun. Şimdi Mehmet Akif Bey, bu işi daha açık söyleyeyim, yapılan bu haltı dini bakımdan, gelenek bakımından falan değerlendirmeye kalkmak hatadır. Aynı şeye düşer, yani yanlışa düşeriz. Çünkü ortada gelenekle ilgili falan bir şey yok. Akıl, izan, mantık dışı bir şey var. Şimdi açık söylemek gerekirse Türkiye'nin cibize çıktı. Aklını bir halt ediyor, ela yapıyor. Fakat şimdi Eda Hanım'ı bugün savcılığa davet etmiş, ifade almışlar. Bence yanlış, çünkü bu yaptığı iş adli soruşturma konusu olmamalı. Bu tıbbi bir soruşturma konusu olmalı. Niçin derseniz, yani bir insan cami olduğu her bakımdan belli olan bir mekana girecek. Efendim oraya sandalyesi gelecek, bilmem nesi gelecek. Transparan elbise, resmini çektirdi. Tamam, çektirdi, yaptı diyelim. Böyle bir iş yaptı. Bunu ama sosyal medyaya, yani Instagram hesabına koyduğu vakit ortada bir akıl zaafı, anlayış noksanı, izan noksanı ve bir yerde de çatlaklık vardı açıkçası. Dolayısıyla bu işin bence dediğim gibi adli soruşturma konusu değil, tıbbi ve psikiyatrik soruşturma konusu olması gerekir. Yani bu işi yapanın muhatabı, muhatabının savcı olması bence gereksizdir. Psikiyatrist olması. Yani bu işi niye yapıyorsun? Aklı başına insan böyle bir şeyi nasıl yapar? Bu şöhret merakı nedir? Yani 3 tane, 5 tane takipçi alacağım, beğeni alacağım diye her şeyi hak ile yeksan etmek derdi eskiler. Bu şekilde bir şey yapmak akılla alakalı bir şey değil. O yüzden ben soruşturmaya da karşıyım. Ama dediğim gibi yani bu meselenin gelenek bilmem ne açısından değerlendirilmesine de karşıyım.
Çünkü hem geleneğe de hakarettir, birçok şeye hakarettir. Çünkü orada da akıl dışı bir şey var. Bilmem anlatabildim mi? Hocam şöyle, mesela kiliselerde zaman zaman işte böyle bu tür fotoğrafların çekildiğini görüyoruz. Evet, burada camiden bahsediyoruz, kiliseden değil. O yüzden onu soracağım. Camiden karıştırmayın. Camiden bahsediyoruz, kiliseden değil. Burası cami, Türkiye'deyiz. İnanırsınız veya inanmazsınız. Ama saygı göstermek zorundasınız. Yani bazı mekanlar, bazı kavramlar, bazı olaylar böyle reklam vasıtası, ucuz reklam vasıtası yapılmaz. Mesele bu. Bunu söylemek istiyorum. Yani kiliseyle lütfen mukayese etmeyin. Yok, şundan dolayı sordum. Ya orada içi boşaltılmış bir şey var da onunla mı ilgili? Çünkü çok konu oldu, çok tartışıldı onlarda. Efendim orası cami efendim. Basitleştirmeyin meseleyi. Basitleştirmeyelim. Kullanılıyor veya kullanılmıyor şu anda. O da ayrı bir şey. Ama bir kutsal mekandır. Bakın aynı iş, aynı patavatsızlık bugün bir kilisede yapılmış olsaydı ben gene karşı çıkardım. Yapamazsınız. Uçmayalım artık. Efendim yapmamamız lazım değil. Yapamazsınız. Tabii. Akıllı, yani, bilmiyor da olamazsınız herhalde. Bu da bir malzeme. Efendim? Bilmiyor da olamazsınız. Ya ekip de söylemiyor. Ben ona inanmıyorum. Affedersiniz gözünüz kör mü? Yani orası cami değil de mutfak mı? Sonra camiye işte halı var yerde falan diyorlar. Halısız cami de vardı ama girer girmez oranın bir mescit olduğu anlaşılır. Cami değil, mescit. Mescit, evet. Anlaşılır ama mescit ama eğer bir de sadece Eda Hanım'ın değil, bu işe kimin dahil olduysa hepsinin muayene etmesi lazım bence. Kim çekti o fotoğrafı? Efendim o şeyi kim hazırladı? Senaryoyu veyahut sahneyi. Hepsinin gitmesi lazım. Akıl kârı bir şey değil bu. Ama dediğim gibi Türkiye'nin çimize çıktı. Gittikçe sapıttık biz artık. Böyle abuk sabuk şeyler yapıyoruz. Fakat tekrar edeceğim, yani adli soruşturma değil, bu tıbbi soruşturma konusudur. Çünkü normal, aklı başında düzgün bir insan böyle bir halt etmez. Çok teşekkür ederim. Murat Rica Bahri ederim. Hocam. Sağ olun. Sağ olun. Ana habere de katıldığınız için teşekkürler. İyi akşamlar. Şöyle, iyi akşamlar. Ben ifadesinin alınması, serbest bırakılması, bilmiyordum demesi ve meseleden geri çekilmesi önemli. Ama biz de şunu biliyoruz. Yani ortalama genel kültüre, bilgiye sahip herkesin, zekaya sahip herkes bir yere girdiği zaman oranın cami mi, kilise mi olduğunu bilir. Etrafındaki insanlar da bilir. Yani hiçbirimiz bunun böyle olmadığını az çok tahmin ediyoruz. Tabii ki oranın cami olduğunu, tabii ki orada işte bir mescit olduğunu ya da yani halısından dokusuna, yapısına kadar belli. Yani işte neyse, geri adım atmış Eda Taşpınar, saçmalamış. Murat Bardakçı hocam da ifade etti. Sonra da özür dilemiş. Yani bilmiyordum demiş. Bunlar niye yapılıyor böyle şeyler? Hani ne işe yarıyor? Kim niye yapıyor? İşte sonra niye biz bunları tartışıyoruz? Hele hele böyle zamanlarda bu kadar böyle gerginliğin dini bir takım hassasiyetler üzerinden artıyor ya da birileri tarafından artırılıyor olmasının sebebi hala nedir? Bunu anlamak mümkün değil. Ama verdiği ifade, açıklamaları, en azından fotoğrafı da hemen zaten silip kaldırıyor gelen tepkilerden sonra. Önemli. Ya efendim, birbirinize bir kere neye inanıyorsanız inanın, herkesin değerlerine saygı göstermek zorundayız. Bunu artık böyle bir meleki haline getirmeliyiz. Başkalarının hassas noktalarına dokunup onu kaşıyarak nelere mal ettiğini bu meselenin, işte yurt dışında çok korkunç şeyler yaşandı. Yani işte Libya'daki olayları hatırlayın, Amerikan Büyükelçisi'nin öldürüldüğü, linç edildiği, Charlie Hebdo saldırısını hatırlayın, Hazreti Peygamber'e hakaret karikatürleri yapıldığında Orta Doğu'da başlayan gösterileri, onun Pakistan'a etkilerini vesaire. Bunlar olmuyor. Hele bizim kültürümüze, bizim toplumumuzun kültürüne tamamıyla ters bir mesele. Biz de paylaşmak istedik.